Filistin'in bölgedeki haklı direnişi 70 yılı geçmiş durumda. Filistin'in bu haklı direnişini biz kameraman arkadaşım Erencan Korkut'la soracağız. Siz cevap vereceksiniz. Söz milletin başlıyor. İnsan kıyımı, başka bir şey yok. Nasıl buluyorsunuz? Yaklaşık 70 yıldır haklı bir direnişi var Filistin'in. Nasıl buluyorsunuz? Nasıl buluyorum? Yani İsrail bu kıyım yaptı yani. Bildiğim kadarıyla, izlediğim kadarıyla. Çoluk çocuk demeden vurdu. Niye? Peki hedefi ne? Hedefi ne? Kendi menfaatine o şeyi açmak. Hudutu genişletmek. Başka bir nedeni yok. İsrail'e doğru. Ben pek bilmem ama burayı kapatmak yani. Ama mazlumlara oluyor. Çoluk çocuğa oluyor. Mazlumlar zaten acıyan yok ki. Mazlum mazlumdur. Ama bu kadar olmaz yani. İnsan kıyımı başka bir şey değil yani. Dünyadan da birçok ülke onlara sahip çıkıyor bir de. İsrail'e. İsrail'e sahip çıkması yanlış. Yani Müslümanlar da destekliyor. Ben buna şaşıyorum. Evet. Ya hiçbir ülke karşı çıkmadı yani. Sadece Türkiye'nin sesi çok çıkıyor. Türkiye'nin sesi çok çıkıyor. Anlaşmak için yani gayret ediyor ama sözü geçmiyor ki. Bağırıyor duruyor. Yani bir şey yapamıyor. Müslümanların birlik beraberlik olması birlik lazım. Birlik beraber olması lazım. Ama daha uyanmadı daha. Evet. Ama uyanacak ama insanlar gitti. Evet. Yazıktır yani. İnsan kıyımı başka ne diyeyim yani. Eyvallah abim, teşekkür. Bu kadar da olmaz ya. Teşekkür. Bu kadar basit yani. Evet. Eyvallah abim. Bu, ben hiç daha böyle bir şey görmedim ben ya. Ben 48 doğumluyum. Herkesin gözünün önünde yapıyor. Gözünün önünde yapıyor işte. Yani destek yok. İslam dünyası hiç. Yani direnmesi lazım. Ses soluğu çıkmıyor. Mısır mesela. Mısır bile kapıyı kapattı sokmadı yani. Bildiğim kadarıyla haberlerde yani. Biz canlı olarak görmüyoruz. Televizyonda görüyoruz. Tek bilgim de yok bu tarafta. Tabii. Elektriği, yani, suyu, doğalgazı kesti. Ya bu insanlık dışı bir şey yani ne diyeyim. Ya insan insandır. İnancı ne olursa olsun ama bu kadar merhametsiz ben görmedim yani. Hep dünyaya zulüm vermiş zaten zulüm. İsrail'in bütün ya, politikaları böyle. İsrail Amerika'da gemileri gönderiyor. Yani bu yani ya bak, kafa tutmaktan başka bir şey değil yani. Bunu dünya görmesi lazım. Bilhassa İslam dünyası uyanması lazım. Kesinlikle. Birlik, beraberlik olması lazım ama hiç de bir şey görmüyorum. Doğru. Yazıktır ya bu yani. Eyvallah abim, ya teşekkürler sana. Ya uyumuyorum ben ya. Hayır, ben gece aklınıza sonra geliyor sürekli. Gece. Gelmez olur mu ya ben? Uyumuyorum yani. Hı-hı. Hep üzüntüden, sıkıntıdan. Hı-hı. Hani ya içimde çok şey nasıl anlatayım ya? Bu kadar olmaz yani. Sağduyumuzu da kaybediyoruz NATO tabii. NATO birlik diyor. Nerede birlik? NATO bilmem ne. Hiçbiri yok. Yok. Bu sefer anlaşıldı yani her şey. Tayyip söylüyor. Söylüyor, yapamıyor. Uzunca süredir Filistin'in bir haklı direnişi var coğrafyada. Siz nasıl buluyorsunuz Filistin'in bu dik duruşunu? Filistin şu şekilde konuşup zaten belli neye dik duruşun veya da neye işe durur belli. Bu İslamiyet için duruyor orada. Zaten bizim en büyük simgemiz orada Mescid-i Aksa olduğu için. Yani Rabbim onlardan razı olsun ki oraya kolluyorlar. İsrail'e karşı tepki yapıyorlar. Hamas olsun veya diğer örgütler olsun, İslami bir de şeyler olsun, yardım ediyorlar. Ancak bunların da arkalarında durmak lazım. Yani çünkü şu şekilde konuşayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet için tüm dünyaya, tüm ülkeye, tüm şeye cihat açmışsa bizim ne yapmamız lazım? Onların arkasında olmamız lazım. Ama bakıyorum ki şu anda onların arkasında hiçbir İslami güç yok şu anda. Ha, var ama sözlü de var. Yani gerçek icraatıyla olsun, gerçek şeysi olsun öyle bir icraat yok şu anda. İşte biz yardım ediyoruz. İşte ama bak şunu öğrendim ben. Geçenlerde Kızılay'ın yapmış olduğu yardım gerçekten takdir edilecek bir yardım. İlk yardımı biz yaptık. O yönden takdir ediyorum. Ama diğer ülkelere bakıyorum. Mesela İran olsun, Irak olsun veyahut da diğer İslami devletlere bakıyorum. Hiçbir
Yani konuda onların arkalarında olmuyor. Ama onların arkalarında olmanı tercih ederim yani. Birlik beraberlik günü aslında ama o birlik beraberliği maalesef beceremiyoruz. O ruhu kaybediyoruz galiba. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifine diyor ki, ümmetim, yani biz bir ümmetiz. O bizim ümmet için, yani bizim için gözyaşı dökmüş mübarek. Ama biz ne yapıyoruz? Hiçbir konuda onlara yardım edemiyoruz. Benim evladım şu an televizyonu izlettirmiyorum. Niye izlettirmiyorum biliyor musun? Her televizyonu açışımda. Bakıyorum ki çocuğunu almış evladını. Yani bir baba bir evladını almış. Ölü vaziyette onu toprağa gömüyor. Bu senin de evladın olabilir. Benim de. Herkesin evladı olabilir. Ama biz hiçbir konuda hiçbir şey yapmadık. Yapmıyoruz bir şey ki. Oturduğumuz yerde böyle duruyoruz. Ha öyle izliyoruz. Bu iş olmuyor. Çünkü ne diyor? Peygamber Efendimiz hadis-i şerif, benim ümmetim birbirine yardımcı olmuyorsa o benim ümmetimden değildir. Sen hangi konuda Resulullah'ın yanına gideceksin? Ya Resulallah ben sana ümmetim yaptım. O Resulallah bize gözyaşı döküyor. Ya Rabbi de benim ümmetim o başta diyor. Hangi yüzde onun karşısına çıkacaksın? Yani bunu da önce iğneyi kendine batır, ondan da çuvaldızı karşı tarafa batır. Bu ümmetlik kolay bir ümmetlik değil. Çünkü Müslümanlık öyle bir Müslümanlık değil. Kıldan ince, kılıçtan da keskindir. Hani senin Müslümanlığın? Hani senin yardım? Hani birlik beraberliğin? Hani senin işin? Yani Müslümanlığın diyorsun ya, hani kimlikte mi Müslümansın o zaman sen? Özellikle o Arap ülkelerine bakıyoruz, çoğunun sesi bile çıkmıyor. Bırak yardım etmeyi, o coğrafyada, Arap Yarımadası'ndaki birçok ülkenin sesi bile çıkmıyor. İşte diyorum ya, bak az önce ne yedim? Ümmettim. Yani bu elhamdülillah Müslümanım yani, kelime-i şehadet getirmeyle bu Müslümanlık değildir. Yani öyle Müslüman icraatını yapacaksın. Yani icraatını hiç yapmıyorsun ki, Rabbim için hiç şeyin yok ya. Ya bakıyorum ben televizyon açıyorum, almış çocuğunu eline, ya çocuğunu toprağa gömüyor ya. Yani ben kendi çocuğuma şahsen şu anda televizyonu izletmiyorum. Çünkü hangi televizyon alsam işte flash haber veya son durum veya son dakika, işte Gazze'de şu oldu, bu oldu. Hep ölü, hep ölü. Ya bir birlik olalım ya. Bir Müslümanlığımızı gösterelim, icraatımızı gösterelim ya. Hiçbir direniş yok, hiçbir şey yok. Adam gece saat 1.30'da, 12.30'da bir giriyor şeye, Müslümanlara, Mescid-i Aksa'ya giriyor. Cuma, mübarek Cuma günü Mescid-i Aksa'ya Cuma namazına giremiyoruz ya. Böyle bir şey var mı? Ama İran'a bakıyorum, Irak'a bakıyorum, Suudi Arabistan'a bakıyorum veya Müslüman bir ülkelere bakıyorum. Hani senin Müslümanlığın? Hani senin desteğin? Hani sen ümmeti Muhammed'sin ya? Bu mu ümmeti Muhammed'lik? Hani bu birlik beraberlik bu mu? Hani Müslüman kardeşliğin bu mu? Tek devlet, yani Türkiye'ye bakıyorum, Allah bin kere razı olsun başkanımızdan, her türlü yardıma bakıyor, her türlü yardım ediyor. Bak şöyle kısa misal vereyim, bundan 4 sene 5 sene önce Almanya'da 100 euro olmasaydı hastaneye gidemiyordun. Ama benim devletim sana pandemide senin gıdanı gönderdi, yiyeceğini içeceğini gönderdi, seni hastaneye gönderdi, senin ilacını gönderdi. Yani diyecek bir şey, başka şey bulamıyorum. Allah teşekkürler. Rica. Filistin yaklaşık 70 yıldır haklı bir direnişi var bölgede. Filistin'in dik duruşunu, o omurgalı duruşunu, izzetli duruşunu nasıl buluyorsunuz? İnşallah olur. Allah'ın yardımıyla olur. Dünya imtihanıdır. Allah muvaffak eder. O zalimleri de kahri perişan etsen. Müslüman toprakları dinsizlerin çizme altında çiğnetmesen. Ümidimiz var. Kuvvet, kudret Allah'ındır. O Beytullah gelirken, yıkma gelirken o ilk kuşlar nasıl yaptı? İnşallah yapmaya ümidimiz vardır. Müslüman. Zalim bir de İsrail var karşısında. Bütün dünyada İsrail'i destekliyor. Küfür tek millettir. Ayet hadis var buna. Sen onlarda olmadıkça seni kabul etmezler onlar. Mal da versen, kucaklasan, nasıl yapsan illa onlardan olmasa kabul etmez. Küfür tek millet. Müslümanlar birleştirme, Cenab-ı Allah nasip etsin. Kuvvet, kudret desin. Ümit kesilmez, imtihan dünyasıdır. Allah büyük. Tabii Müslümanların da ama birlik beraberlik olması lazım bu anlamda. İnsanın, Müslümanların birlik beraberliği inşallah sağlasın. Zalimleri perişan etsin, fırsat vermesin. Şeytan içerisinde zalimler yüzünden muhafaza etsin. Ne başkanı yapın. Çok sağ olun. Teşekkürler. Allah tekrar razı olsun. Konumuz Filistin. Filistin ve haklı direnişi. Evet. Senelerdir, neredeyse 100 yıla yaklaştı o bölgedeki direnişlerini nasıl buluyorsunuz? Vallahi nasıl buluyoruz?
yani Müslümanların hepimizin harekete geçmemiz lazım artık yani. Yeter artık yani. Yeter artık. Yani dünyanın Arap ülkeleri biliyorsun bu işe sıcak bakmıyor. Evet. Ama Türkiye olarak ben çok rahatsızım. Yani ölümüne giderim Allah nasip ederse inşallah. Bu işin hallolması lazım yani. Bu işi uzatmanın hiçbir anlamı yoktur. Allah yar ve yardımcımız olsun. Küfür tek millet diyor. Özellikle Hazreti Peygamber de defaatle vurguluyor. Şimdi onlar nasıl hızlıca birleştiler? Amerika Avrupa Birliği ama Müslümanlardan çok ciddi bir ses çıkmıyor. Sadece evet, Türkiye'nin evet. Sesi çıkıyor. İşte burada zaten sıkıntımız bu. Arap ülkeleri Müslümanla birleşemiyor. Sıkıntımız budur. Başka bir sıkıntımız yoktur. Yani diğerleri anında birleşiyor. Değil mi? Niye evet. destek veriyor Amerika ta orada? Niye destek veriyor? Küfür. Onlar düşman hepsi. Türkiye'ye, Müslüman'a, İslam'a düşman insanlar. Evet. Budur yani. Başka ne olacak? Olay bu. Peki çözüm öneriniz ne? Ne yapacağız? Bizim de burada tabii içimiz yanarken ne yapmamız lazım? Vallahi ne yapma? Cihat yapmamız lazım. Başka ne yapmamız lazım? Ölümüne gitmemiz lazım. Başka çaremiz yok ki. Birleşmemiz lazım. Ama hiç kimse birleşmiyor. Türkiye halletmesi lazım bu işi. Başka çaremiz yok. Türkiye'nin liderliğine. Başka da olmaz yani. Olay budur. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet. Gaza very important for a Muslim people. All Muslim people. All religion. How do you feel in Israel's attacks over there? I am very sad about that as Muslim. And all Muslims, they know what happening exactly for the torturing of Muslim people in Gaza because they are fighting for their rights. But you see, as you see now, all the West and Israel, they are against us. Because many of people, especially in United States and the North, they are using regional speaks about, they said, we are in the war. What about them? We have nothing to do. Only we have to make dua in the mosques that God, inshallah, will support them and give them the victory. Thank you. You are welcome. Yaklaşık 70 yılı geçti. Filistinler o bölgede direnmeye, haklı direnişlerini göstermeye devam ediyor. Aynen. Siz nasıl aynen. buluyorsunuz Filistin'in haklı direnişini? Filistin'in haklı bir direnişi var ama bu Avrupa devletleri tam bir ikiyüzlü. Orada çoluk çocuk ölürken sıkıntı yok. Onlardan diğer İsraillerden, Yahudilerden bir tane bir şey öldü mü daha yapıyorlar. Yani bu yani siyahla beyaz gibi bir ayrım. Nasıl denir bilmem ki. Yani göz göre göre inanılmaz bir ayrım var yani. Peki Müslümanlardan ciddi bir ses çıkmıyor. En çok da Türkiye'den çıkıyor. Aynen. Maalesef. Yani orada bir tane ufacık bir devlet. Tamam arkası güçlü kabul ediyoruz ama o kadar Müslüman bir milletten hiç kimseden bir ses çıkmaması bu adamları yüreklendiriyor. Yani oradan gelen koca gemiler şey için değil yani bu aslında bu o şeyler adamlar için değil, bu Filistinler için değil, diğer ülkelere gözdağı. Evet. Koskoca savaş gemileri bir gözdağı veriyor, başka bir şey değil yani. Diğer ülkelere gözdağı veriyor, Müslüman ülkeler ama maalesef zayıf kalıyoruz. Ya. Peki o bölge aslında Filistin'in toprağı değil mi? Kendi toprağını kurtarmaya çok. Tabii canım ama maalesef yani gerçekler o olsa da şey maalesef güçlü olan haklı görüyor kendini. Ve yapılacak da bir şey size söylüyorsunuz yani. O kadar Müslüman devlet var, tek kimseden bir ses çıkmıyor. Yani sahip oldukları için yani. Öyle düşünüyoruz. Öyle, o zaman aynen. Müslümanlar uyanmadığı sürece aynen. ve böyle bize hep böyle zulüm politikaları kesinlikle. Devam ediyor. Tabii bence de öyle. Bence de. İşte biz güçlenmedikçe maalesef de güçlenemiyoruz. Yani Müslüman toplum maalesef güçlenemiyor. Bu yüzden de zayıf kalanı eziyorlar yani. Yani daha nasıl dile gelir? İnşallah. Tamam, teşekkürler.